Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, karşılaştırma, kıyaslama diyebiliriz. Sıfatları da zaten sırf bu yüzden işledim. E, bunu daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi örnek olarak yazdım. Omorfi güzel demek bir sıfat. Piyomorfi daha güzel. İpiyomorfi en güzel. Veya omorfoteri. Bu da yine ipiomorf ile aynı anlamda. Örnekler de çözeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Kırmızı noktayla yanlarına belirttiklerim var. Oteros, oteri, otero ile bitiyorsa sıfat, otera ile bitiyorsa da e, zarf oluyor. Örneklerde de şimdi göreceğiz. Örneğin o yorgos yine polipsilos. Yorgo çok uzun çok uzundur. O yorgos ine piopsilos apoton Costa. Burada kıyasa girdik. E, yorgo kostadan daha uzun. Veya pisiloteros. Bu da yine aynı anlamda. Daha uzun. Hemen bir altta da. O yorgos ine piopsilos andras puxero. Yorgo Bildiğim en uzun adam. Veya O yorgos yine O psiloteros andras Puksero Yine aynı anlamda. Yorgo, bildiğim, tanıdığım en uzun adam. Burada sıfat olarak kullandık. Hemen bir altında Tora o yorgos deninedo. Yorgo şu an burada değil. Saer si ee, Daha sonra gelecek daha geç gelecek. Ya da Saerti argotera. Burada da daha geç gelecek zarf olarak kullandık. Şimdi şöyle bir şey. Ahu dediniz dedin ki e, piyomorfo şey piyomorfi dedin. E, bu yine dişi, eril ve nötr olarak kullanıyoruz. Omorfos, omorfi veya piyomorfo piyomorfi, piyomorfos şeklinde kullanıyoruz. Ya da işte en güzel derken ipiyomorfi kadın için, opiyomorfos erkek için, topiyomorfo e, nötr için kullanıyoruz. Yine bunlar da buna göre değişiyor arkadaşlar. Gelelim istisnalara. Sadece dört tane istisnamız var. Bunlar da kalos, işte iyi, ashimos çirkin poli çok ligos ligos e, az anlamında e, Bunlar şu şekilde değişiyor e, kalos e, normal hali kaliteros e, dediğim gibi sıfat e, kalitera zarf hali asimos çirkin oldukça değişiyor. Değişenlerin altını kırmızıyla çizdim arkadaşlar kaliteros da e, kali değil de u harfiyle yazdığımız oluyor. Ve de normalde e, zarfta argotera e, o terayla bitmesi gerekirken bu i tera bitiyor. Altlarını çizdiklerim. Daha iyi anlayacaksınızdır. Asimos çirkinde komple değişti. Hiroteros. Hiroteri. Hretor, hretero. Sıfat olanlar Hirotera zarf hali Poli biliyorsunuz e, sıfatlarda da e, istisnai durumlarda olanlardan e, Poli yine komple değişiyor Polis, poli, poli e, Perisoteros Perisoteri Perisetero Perisetero şeklinde değişiyor Zarf hali de Perisotero oluyor Yani O'la bitiyor, A'la bitmiyor zarf halinde. Ligos yani az. Ligoteros, ligoteri, ligotero. Burada bir şey değişmiyor ama zarf halinde ligotera değil de ligotero olarak kullanılıyor. Bunlar da istisnalar. Bunların dışında istisnamız yok. Bunlarla ilgili de cümle kurduk. Simera vioso kala. Bugün iyi hissediyorum. Simera vioso pio kala apohtes ya da kalitera apohtes. E, bugün dünden daha iyi hissediyorum. Ponai ligoto kefali e, biraz başım ağrıyor. Simera to kefali pio ligo apohtes veya ligotero apohtes. E, bugün başım dünden daha az ağrıyor şeklinde kullanabiliyoruz veya e, şöyle de söyleyebiliriz. Ponay, e, bunda olmaz bir sonraki örnekte vereceğim onu. E, simera, viho, poli. E, bugün çok öksürüyorum. E, simera, viho piopoli veya perisotero Apohtes Bugün dünden daha çok öksürüyorum şeklinde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Kıyaslama ya da karşılaştırma daha güzel, en güzel, daha çok, en çok bu şekilde kullanılıyor. Anlamadığınız bir şey olursa videonun altında sorabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadar. Çok sık kullanımlarını göreceksinizdir. Siz de çok fazla kullanabilirsiniz. Basit ama Kullanışlı bir e, derstir bu. Omorfi, piomorfi, ipiomorfi ya da omorfit, e, omorfoteri. Bu kadar bugünlük. Sonraki videoda görüşmek üzere.